Son yıllarda ülkemizin gerek yurt içinde gerek yurt dışında en çok konuşulan savunma sanayi ürünün ne olduğunu sorsak hemen hepimizin aklına yerli ve milli sihalar gelir. Sihaların başarısı yatsınamaz bir gerçek olmakla beraber Ankara gelecek dönemlerde su altı ve su üstünde boy gösterecek milli insansız deniz araçlarıyla da adından söz ettireceği benziyor. Son olarak Aselsan tarafından açıklanan Albatros projesi gözleri bir kez daha Türkiye'nin mavi vatandaki atılımlarına çevirdi. Savunma sanayi araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük ile Albatros'u konuşmak üzere bir araya geliyoruz. Tabii ki önceliğimiz Albatros olsa da resmin biraz daha geneline odaklanmak ve Ankara'nın nasıl bir yol haritası izleyeceği konusuna eğilmek niyetindeyiz. Küçük de uzun zamandır konuşulan SİHA atılımlarına işaret ediyor konuşmasının başında. O alanda elde edilen tecrübenin diğer insansız sistemlere yansımasına yönelik bir beklentiden bahsediyor. Ulağı da bu beklentilerin ilk somut hamlelerinden biri olarak tanımlıyor. Şimdi Albatros'un sahneye sürü yeteneği ve otonom kabiliyetlerle çıkması süreci daha ilginç bir noktaya taşıdı diyerek Aselsan'ın insansız deniz aracı Albatros'a sözü getiriyor. Küçüğe göre hali hazırda insansız deniz araçları konusunda Türkiye, dünya ile eş zamanlı bir atılım içinde yine de bu alanda alınması gereken daha çok yol olduğunu söylüyor. Albatros'a dair düşüncelerini merak ediyoruz ve projeyi ilk duyduğunda neler hissettiğini anlatmasını istiyoruz küçükten. Tabii ki son derece heyecan verici bir proje. Önümüzdeki dönemde sistemle ilgili diğer kritik bilgiler de kamu oyu ile paylaşıldığında bu heyecanımız daha da artacak. Çevresi denizlerle sarılı ülkemizin güvenliği için çok sayıda insansız deniz aracının otonom şekilde görevler icra edebilmesinin önemli avantajları olacak. Otonom kabiliyetler günümüzün yoğun elektronik harp tehlikesine sahip çatışma ortamlarında ayrı bir öneme sahip. Dolayısıyla mevcut noktada bu kabiliyetlerin deniz kuvvetleri tarafından aktif kullanımı madalyonun bir yüzü. Diğer yüzde ise bu kullanımın özel şirketlerimizi yönlendirmesi ihtimali de var. Her iki yüzü birlikte değerlendirdiğimizde aslında çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Peki Albatros sürü İda Ege için ne anlama geliyor? Ankara ile Atina arasında tansiyonun kimi zaman yükseldiği, kimi zaman düştüğü bir sır değil. İki ülkenin savunma sanayinde attıkları her bir adım muhakkak karşı tarafta detaylıca analiz ediliyor. Türk sihalarının, yerli ve milli füzelerin Milgen projesinde gelinen noktanın Atina Merkezi TV kanallarında enine boyuna tartışılmasının temelinde de kimi çekinceler yatıyor. Biz de haliyle albatrosun nerelerde kullanılabileceğini merak etmekle birlikte özellikle Ege'deki fiili duruma nasıl etki edeceğini öğrenmek istiyoruz. Albatros'un tanıtım videosunda yer alan engeli algılayan ve kendiliğinden yeni rota belirleyerek bunu aşan özelliği aklımızda ada ve adacıkların bolca bulunduğu Ege'yi getiriyor. Fatih Mehmet Küçük bu sorumuza yanıt vermeden önce başka bir kabiliyete dikkat çekiyor. Albatros, GNSS ve haberleşme olmayan ortamda dahi göreve devam edebilme yetisine sahip. Küçük biraz daha detaylandırıyor. İnsansız sistemler küresel seyir sefer uydu sistemi sayesinde yerlerini hassas bir şekilde belirleyebiliyor. Bu sayede hem uzaktan kontrol eden personel aracın yerini net bir şekilde biliyor hem de otonom görev icrasında bu platform verilere göre hareket ediyor. Ancak günümüzde bu sinyalin karıştırılabilmesi görece basit. Dolayısıyla GNSS olmadan görev icra edebilmek özellikle yoğun elektronik karıştırma bulunan sahalarda büyük avantaj sağlıyor. GNSS'ten bağımsız görev icra edebilme çok uzun süredir dünyada yaygın olarak çalışılan bir kabiliyet. Bu kabiliyetin gerçekten sağlanabilmesi ve sahada denenmesi çok büyük sıçrama anlamına gelir. Ancak bunun sadece kağıt üstünde kalmayarak deniz kuvvetleri tarafından denenmesi ve gerekirse bir fiil kullanılması gerek. Bu bilgileri verdikten sonra ilk sorumuza dönen küçük Albatros Ida ve benzer araçların Ege için ne anlama geldiği konusunda önemli detaylar veriyor. Yunan ordusunun son dönemde küçük, mobil ve etkin birliklere yöneldiği bilgisini paylaşan Fatih Mehmet Küçük, özel kuvvetler geçmişi olan bir genel kurmay başkanı bulunan Yunan ordusu, mobil birliklerle Ege'deki ada ve adacıkları kullanma konusunda oldukça istekli. Dolayısıyla buralarda otonom şekilde çok uzun süreler keşif gözetleme hatta silahlı görev yapabilecek insansız deniz araçları önemli bir avantaj sağlar. Sözünü ettiğimiz silahlı insansız araçların muharip gücünün yine insan onayıyla kullanılacağını da belirtmekte yarar var cümleleriyle beklentilerini sıralıyor. Peki Albatros'un sürü halinde hareket etmesinin faydaları nelerdir? Aselsan'ın Albatros'a ilişkin tanıtım videosunda sistemin sürü halinde hareket ettiği bilgisi paylaşılmakla kalmıyor, kimi küçük enstantanelere de bu özelliğin denizler üzerinde nasıl bir yansıması olduğunda gösteriliyor. Deniz üzerindeki harp yaklaşımının karadakinden oldukça farklı yanları olduğunu biliyoruz. Ancak karada olduğu gibi denizde de yeni konseptler ortaya çıkıyor. Savunma sanayi araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük de bu konuya değiniyor. Deniz üzerinde yüksek süratle hedefleri güdümlü mühimmat olmadan vurmak çok kolay değil. Güdümlü mühimmatlar ise gemi üzerinde ateşe hazır şekilde ancak sınırlı sayıda bulunabiliyor. Dolayısıyla Albatros gibi platformlar ciddi birer tehdit unsuru. Geminin üzerine doğru yaklaşan ve hem sürü halinde hem de her biri bağımsız hareket edebilen çok sayıda idaya aynı anda ve eksiksiz bir tepki vermek çok çok zor. Sürü içindeki bir idanız dahi görevi başarıyla tamamlasa bu durum karşı tarafta ciddi hasara yol açabilir. Tabi burada kurgulanacak operasyonel konsepti deniz kuvvetlerinin belirleyeceğini hatırlatmakta fayda var. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından otonom su üstü aracı tedariki ile ilgili yayınlanan teklife çağrı dosyası geçtiğimiz hafta sıkça tartışıldı. Bu dosyayı detaylıca incelediğimizde bir adet liman savunması için bir adet de su üstü harbi aracı ihtiyacı tanımlandığını görüyoruz. Burada muharip bir araç isteği olduğu görülüyor. Bu bilgi bizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip olarak bu platformları kullanmayı en azından deneyeceği beklentisine götürüyor. Şayet alınan bu birer adet araç başarılı olursa bu alımların devamının geleceği ve hatta operasyonel kullanımının olacağını söylemek yanlış olmaz. Yine de alım üzerinden okumak eksik olabilir. Sizlerin de bildiği üzere Türk savunma sanayi sahadan geri bildirim üzerine müthiş bir ekosistem kurdu. Yani kuvvetin kullanacağı bir araç dahi sistem için değerli geri bildirimler sağlayacak ve tüm bunlar söz konusu araçların her geçen gün daha da mükemmelleşmesini beraberinde getirecek. Fatih Mehmet Küçük ile sohbetimizin sonuna gelirken yine Albatros özelinde ancak insansız deniz araçları genelinde bir sorumuza yanıt arıyoruz. Küçüğe söz konusu sistemlerin ihracat potansiyelini nasıl gördüğünü soruyoruz. Envantere henüz girmeyen bu araçlarımızdan birinin henüz geliştirme aşamasındayken Katar'da oldukça ilgi çektiği bilgisini paylaşıyor. Katar gibi oldukça küçük bir orduya sahip olup da Basra Körfezi gibi son derece hareketli bölgede yer alan ülkelerin bu tür ürünlere ilgi göstermesinin kaçınılmaz olduğunun altını çiziyor Fatih Mehmet Küçük. Ürünlerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi ve çalışma saatlerinin artmasıyla birlikte özellikle Türkiye'nin etkisinin hissedildiği ülkelerde ilgi çekeceğini belirten Küçük, Türk Deniz Kuvvetleri aracılığıyla NATO tatbikatlarında bu sistemin görev üstlenme ihtimalini önemli olarak görüyor. NATO ülkelerinin kabiliyetine ikna olduktan sonra o ürünü elde etmek isteyeceğine değinen Küçük, Böyle bir durumda birliğe üye ülkeler içinde ihracat ihtimalinin artacağı görüşünü paylaşıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.